İyi akşamlar herkese. Hocamızın maç hakkındaki görüşleriyle başlayacağız. Ardından soru varsa alabiliriz. Partita giocata male, con poca voglia, poca intensità, con poca determinazione. Loro sono stati migliori in tutto, hanno vinto tutti i contrasti, erano più affamati di noi e questo non può succedere se vuoi vincere le partite. Bir maçı kazanmak istiyorsanız böyle oynayamazsınız. Bütün ikili mücadelelerde bizden daha iyilerdi, daha agresiflerdi. Biz o kadar etkili ve konsantre değildik diyebiliriz maça. Siamo passati in vantaggio il primo tempo non meritando. Pure abbiamo avuto altre occasioni per chiudere la partita, ma quando giochi con questa superficialità, non hai la fame di voler far gol, di vincere le partite, poi dopo giustamente puoi perdere contro chiunque. Bu kadar yüzeysel oynarsanız zaten sonuç elde edemezsiniz. Zaten ilk yarıda öne geçtik ama asla hak ederek öne geçtiğimizi düşünmüyorum. Zaten maçın da gidişatında aslında maçı da kapayabilirdik belli bir yerde. İkiyi de bulabilirdik, üçü de bulabilirdik ama olmadı. Yüzeysel bir oyun oynadık. Bu kadar isteksizlik ya zaten bu maçları kazanamayız. Soru var mı? Furkan Bey. Öncelikle geçmiş olsun. 7 maç 6 puan. İşler iyi gitmiyor gibi görünüyor aslında baktığımızda. Önümüzdeki hafta Fenerbahçe deplasmanı var. Ligin şampiyonluk adaylarından birisi Fenerbahçe. Hem Fenerbahçe maçı hem de bundan sonraki süreci düşündüğünde koç, hoca üzerinde baskı hissediyor mu? Adesso ce l'abbiamo 6 punti in 7 partite. Prossima settimana giochiamo con Fenerbahçe, una grande squadra che battono per lo scudetto. Come possiamo analizzare questa partita anche per il futuro? Adesso sentiamo un po' pressione sotto di noi, mister. Ma la pressione c'è sempre quando fai questo lavoro, la pressione ci deve essere sempre, lo era da calciatore, lo è anche da allenatore. Adesso dobbiamo analizzare la partita che abbiamo perso stasera e poi da domani e dopodomani inizieremo a preparare la partita con il Fenerbahçe. Oyuncuyken de hocayken de baskı hep hissedersiniz. Zaten baskı bizim işimizin en önemli yanlarından biri. Öncelikle ne yaptığımızı, neler yapamadığımızı bu hafta analiz edip Fenerbahçe maçına iyi bir şekilde hazırlanmaya çalışacağız. Önceliğimiz bu. Başka soru var mı? Teşekkürler, grazie. Teşekkürler.